Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Türk futbolu kötü ve kötüye gidiyor. Zaten futbol yok. Bu sefer seyirci delirmiş. Sosyal medya patlamış. Küfürler gırla gidiyor. Önünü alman falan söz konusu Tabii. küfürlerin. İnanılmaz derecede yani yazılar yazılıyor. Bilmiyorum herhalde ceza sistemi herhalde yok falan mı, hukuk sistemi yok falan mı diye düşünülüyor. Yani Twitter'da falan inanılmaz galiz küfürler var. Müzik İnanılır yolladım gibi değil. Serkan. İnanılmaz küfürler var yani herkes herkese falan felaket değil. Yani serbest falan mı bırakıldı? Ben Yani anlamadım. küfür, hakaret falan sosyal medyada yani serbest falan mı denildi? Yani bir hafta 10 gün falan istediğiniz gibi edebilirsiniz falan diye bir kanun falan mı Böyle bir şey çıktı? olamaz ya, Ben inanılır yani değil. İnsanlar fikirlerini söyleyemiyorlar Sinan okuyorum. abi. Ben okuyorum ama mesela inanılmaz derece kişilere, bilindik kişilere ağır ağır küfürler var. Ama bunları biz 2-3 hafta önce Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bu olayların buralara doğru devam edeceğini, daha da artacağını düşünüyorum. Yani kulüp başkanları, yöneticiler ihtilalli davranmazlarsa bunlar daha fazla şiddet gösterecekler. Şimdi hak tamam. Bir takımın hakkı yenir. Bir takımın aleyhine penaltılar verilebilir. Bir takımının hakem hatasıyla mağlup da olabilir. Ama çok sert karşılık veriyoruz. İnanılmaz derecede bu lanet şey, bu lanet bu sosyal medyada birbirlerini feci şekilde dolduruyorlar, gazlıyorlar birbirlerine, inanılmaz Evet, şeyler yazıyorlar. evet. Öyle böyle falan değil. Şimdi ne oldu da Galatasaray'ı savunmaya geçtiniz diye Savunma bazı kimseyi yorumlar var. savunmuyoruz Bakın ben ya. şimdi çok net bir şey söyleyeceğim. Burada Sinan Engin ve ben. Sinan abi adına da konuşuyorum. Normalde Sinan abi kesmem Sen niye böyle. cevap Sinan veriyorsun abi, ya? hayır, şöyle Sinan abi. Verilmesi gerekiyor bazen. Neden? Şunu söylemek istiyorum. Şu deniliyor. Niye? Galatasaray'ı falan niye savunuyoruz abi? Niye? Bu Galatasaray'ı savunma savunalım. değil. Tam tersi. Sinan Engin'in dediklerine Savunmuyorum ki ya. dikkatli dinleyin lütfen. Nereden dinliyorsun ya? Dikkatli Bırak dinleyin. arkadaş ya. Çok Kimse... Ya dikkatli Ertem niye dinleyin. cevap Rica ediyorum veriyorsun Ertem sizden. bireysel? Bana Çok da buraya dikkatli binlerce dinleyin. mesaj atıyorlar yani insanlar Ertem. Yani İşte ama bazen sen de herkesimiz... dayanamıyorsun ya Ertemciğim Sinan abi. herkesimiz mutlu edemeyiz ki yani Abi ya. aynen he. İşte Öyle bu şey var cümle. mı ya? Bravo Sinan abi. Bu Öteki cümle. zaten Beşiktaş da ayrı yazacak. Bu Fenerli. herkesi Kimseyi mutlu mutlu... etmek zorunda Ben neyse değiliz onu yani. söylüyorum Bu kardeşim. kadar basit. Neyse sen de cevap verme bırak. Aynen öyle. Kimseyi falan Doğru korudumuz doğru. falan yok. Doğru. Kimseye de yaptığımız yok. Doğru. Deminden beri Galatasaray'ı falan gerçeklerini kimsenin 2 günden beri ben bütün televizyoncu yorumcuları dinliyorum. Herkes acayip hasta. Kimse hiç Vallahi sıkıntılarını Sabah Yeşil'inden söylemedi. daha fazla Galatasaraylı olmuş Galatasaraylı yorumcu arkadaşlar var. Hiç üstünüze alınmayın. En samimi arkadaşlarımız bile. Herkes fit, acayip Galatasaraylı olmuş. Gerçekleri söyleyelim. Kim söyledi benim söylediğimi? Fatih Terim almamalı diyorum ceza. Almamalı. Cezayı gerektirecek hareket yapmamalı. Baştan beri söylüyorsunuz onu. Hasan Şaş niye alacak? Alamam. Futbolcu. Nerede Rodriguez'ler? 5 maç, 3 maç. Niye alıyorsun abi? Dingo'nun ağrı mı burası? Yazık günah değil mi bu kulüplere? Bu camialara. Ekonomik Şampiyon anlamda. olduğun zaman para kazanıyorsun. 3 puan aldın mı para kazanıyorsun. Yazık değil mi bu sorumsuzluk davranma? O tek tahta Abdurrahim Albayrak diyor ki bizim 30 milyon, 30 milyon taraftar varsa sevgili Abdurrahim Albayrak. Önce kendi bahçene bakacaksın. Ben doğru yapıyor muyum?